Merhaba, bundan bir süre önce Hakan Fidan İsrail'i kastederek gidip bir yeri işgal ediyorsanız, burada yaşayan insanları sürüyorsanız ve yerine başkalarını yerleştiriyorsanız bunun adı hırsızlıktır demişti. İşgaldir demişti, zorbalıktır demişti. Şimdi dönüp Türkiye'ye bakalım. Türkiye Rojava'da ne yaptı? Kuzeydoğu Suriye'de ne yaptı? Afrin'i işgal etti 2018 yılında. Afrin'de yaptıklarına bakacağız birazdan rakamlarıyla. Aynı şekilde Gricsipi ve Serikani işgal etti. Burada yaptıklarına bakacağız. Neler yaptılar? Demografik yapıyı nasıl değiştirdiler? Yani tam da Hakan Fidan'ın sözlerine denk gelecek davranışları, uygulamaları nasıl yapmışlar, nasıl hayata geçirmişler? Buna bir bakalım. Önce Serikani'den bir haberle başlayalım. Şimdi geçtiğimiz, geride bıraktığımız günlerde bu medyaya da yansıyan bir haber var. İşin doğrusu rakamlar üzerinden insan konuştuğunda gerçekten dramatik bir tablo ortaya çıkıyor. Serikani'de işgalden önce 23.500 Kürt öğrenci Kürtçe eğitim görüyordu. İşgalle birlikte ve işgalden şimdiye kadar Kürt öğrenci kalmadı. Yani 23.500 Kürt öğrenci aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kaldı. Sanıyorum rakamlara baktığımızda, yani rakamlar üzerinden konuştuğumuz için söylüyorum. Sadece 6 öğrenci kalmış. Bunlar da Kürtçe eğitim görmüyor. Yani Türkiye'nin Serekani Grisipi'yi işgal etmesinden sonra, dolayısıyla Efrin'de aynı şekilde Kürtçe eğitime son verdiler. Bunun yerine Türkçe eğitim koydular. Serikani'deki tablo bu. Peki göç eden çocuklar nereye gitti? Ne kadar çocuk eğitimsiz kaldı? Eğitimden mahrum kalıyor. Neredeyse tamam. Çünkü bu burada göç edip, sadece Serikani'den göç edip giden aileler veya çocuklar özerk yönetimin bölgelerine gittiler. Buralarda tabii oluşturulmuş kamplara yerleştirildiler. Bu kamplardan birisi Vaşekani kampı. Tam 2375 çocuk eğitimsiz, okula gidemiyor. Serikani adıyla kurulan bir kamp var. 2000'in üzerinde, galiba 2390 öğrenci burada okula gidemiyor. Eğitim göremiyor, öğrenim göremiyor. Tıltemir'de de aynı şekilde, Tıltemir kırsalında oluşturulmuş bir kamp var. 2400 öğrenci de burada eğitimsiz kaldı. Eğitim alamıyorlar. Yani geçmişte Serikani'de işgal edilmeden önce 23.500 öğrenci ortaokul düzeyinde, işte ilkokul düzeyinde okula giderken şimdi sadece 6 öğrenci kalmış durumda. Bunlar da dediğim gibi Kürtçe eğitim görmüyor. Yani her şey Türkleştirilmiş. Kürtçe isimler değiştiriliyor. İşte Kürtçe eğitime son verildi. Kürtçe semboller indirildi. Tarih yok edildi. Demografik yapıyla oynanıyor. Yani Kürtlük adına ne varsa siliniyor adeta. Sadece insanlar göçe zorlanmıyor. Kürtlerin malına, mülküne el konuluyor ve burada Türkiye denetiminde olan bu çetelerin aileleri getirilip yerleştiriliyor. Bunu dediğim gibi, yani sadece Serkan için düşünmeyin. Grespit'te de tablo farklı değil. Efrin'de de durum farklı değil. Yani Türk bayrağı asılmış durumda hem Grespit hem Serkan'da. Arapça eğitimin yanında bir de Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş. İşte eskiden dediğim gibi, yani Kürtçe eğitim veriliyordu, Süryanice veriliyordu, Ermenice veriliyordu. Yani kim hangi dili konuşuyorduysa işgalden önce çocuklar kendi ana dillerinde eğitim görüyorlardı, öğrenim görüyorlardı ve okula gidiyorlardı. Kamu kurumlarında da durum böyleydi, devlet kurumlarında da, yani yönetimin kurumlarında da durum böyleydi. Kim hangi dili konuşuyorsa o dilde konuşuluyordu. Fakat işgalden sonra bütün bunlara son verilmiş durumda. O açıdan şimdi buradan hemen Efrin'e bakalım. Efrin'de de tabii tablo değişik değil. Hatta çok daha dramatik bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle Efrin'de. Şimdi Efrin ile ilgili bir takım bilgiler de var. Özellikle bu konuda önemli çalışmalara imza atan bir ismin de görüşlerine yer vereceğiz.
İbrahim Şeko, Suriye Afrin İnsan Hakları Örgütü Sözcüsü. Çok iyi raporlar hazırlıyorlar. Yani özellikle bu Türkiye'nin Afrin'i işgal etmesinden sonra bölgeye ilişkin çok önemli raporlar hazırlıyorlar. Şimdi o raporlardan faydalanacağız tabii. Şöyle bir durum var. 5 yıl içerisinde en az yani evet 5 yıl neredeyse geride kalıyor. 5 yıl içerisinde Afrin'de Kürtlere dair bir şey kalmadı. Yani Kürtçe eğitim başta olmak üzere buna son verdiler. İsimler Türkçeleştirildi. Her yere Türk bayrağı asıldı. Yetmez. İnsan hakları ihlalleri de almış başını gidiyor. Taciz, tecavüz, doğa talanı, insan kaçırma, fidye isteme. Yani bu artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Yani kalan Kürtleri de buradan sürmek istiyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçek var. İşgalden önce Afrin ve ilçelerinde, köylerinde nüfusun %97'si Kürtlerden oluşuyordu. Yani %3'ü diğer etnik gruplardan Araplar yaşıyordu. Şu andaki tabloya baktığımızda bu oran yani Kürt nüfusu Afrin'de %20'nin altına düşmüş durumda. Yani son rakamlar böyleydi. Bu durum sürekli de değişiyor. Yani kalanlarda işte kaçırılarak, işkenceye maruz kalarak, fidye isteniyor, malına mülküne el konuluyor ve göçe zorlanıyor. Burada yaşayan insanlar böyle de bir durum var. Yani demografik yapı değiştirilmiş. Yetmiyor. Bu Afrin çevresinde ve ilçelerinde ne yazık ki Batı'nın da desteğiyle, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle işte yani mültecileri orada tutmak adına bir takım finans destekleri de alıyorlar. İşgal kentleri inşa ediyorlar. Süleyman Soylu döneminde hatırlayın ki de bir gidip geliyordu. Sadece burada değil, Afrin'de değil, İdlib'de de yapıyorlar, Elbap'ta yapıyorlar, Cerablus'ta yapıyorlar. Yani burada da hatırı sayılır bir Kürt nüfusu vardı. İdlib, Elbap, Cerablus'taki Azaz'daki Kürtleri de sürüyorlar. Yani sadece Afrin'le, Grisbi, Serkan'la sınırlı kalan bir durumdan söz etmiyoruz. Dolayısıyla bu yeni yaptıkları işgal evlerini hem Türkiye'deki işte bu çete ve çete ailelerini götürüp yerleştiriyorlar veya farklı bölgelerden getirip yerleştirdikleri insanlar oluyor. Hatta Filistinleri getirip yerleştirdiklerine dair de bilgiler var. Afganları getirip yerleştirdiklerine dair bilgiler var. Temel amaç nedir? Buradaki demografik yapıyı değiştirmek, Kürtleri buradan sürmek, farklı etnik gruplara mensup kişileri getirip buralara yerleştirmek ve kendisine bağlı bir teba oluşturmak. Yani işin özeti bu. Şimdi bunu özellikle AKP bu bölgede bulunan bu çetelerle birlikte, DAEŞ türevi çetelerle birlikte yapıyorlar. Hep diyor ya Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de göstermişti. Birleşmiş Milletler'de güvenlikli bölge. Yani o 30-32 kilometre derinliğinde ve neredeyse şeyden Afrin'den Doğu Kürdistan sınırına kadar yani Güney Kürdistan'da içerecek şekilde düşünüyorlar aslında. Kürtsüzleştirmek, burayı burada yaşayan Kürtleri buradan sürmek, sınırdan uzaklaştırmak, Güney ile Kuzey'in bağlantısını kesmek, Batı'yla, Batı Kürdistan'la Kuzey Kürdistan'ın bağlantısını kesmek istiyorlar. Bu amaçla da yani büyük köyler inşa ediyorlar, kasabalar inşa ediyorlar. 5000 nüfuslu köyler. Şu ana kadar 140 adet köy, 30.000 nüfuslu 10 ilçe inşa edilmiş ya da bazılarının yapımı halen devam ediyor. Yani devasal bir inşaattan söz ediyoruz. Devasal bir nüfus değişiminden söz ediyoruz. Yani 30 binlik kasabalar, 5 binlik işte şeyler, köyler ve ilçeler inşa ediliyor, kentler inşa ediliyor. 140'ta köy inşa edilmiş durumda. Şimdi tabii rakamlara da çok boğmak istemiyorum ama bunlar fazlasıyla bir tabii ki fikir veriyor. Yani zaman zaman bunun görüntülerini de izlemişsinizdir. Şimdi aynı zamanda tabii ki Afrin zengin bir yer. Afrin deyince aklımıza zeytin tarlaları gelir. Zeytin bahçeleri gelir. Afrin'in zeytinlerini çaldılar. Yani yasa dışı bir şekilde Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya bu zeytinleri satıyorlar.
Hatta bununla ilgili bir takım gruplar, kampanyalar oluşturdular. Bu çalıntı bizde eğitimdir. Dolayısıyla satın almayın diye kampanyalar da yapıldı. Yani uygulamalar tabii sadece bununla şey değil, sınırlı değil. Yani şu ana kadar en az yerinden yurdundan edilen Kürtlerin yerine 450 bin kişi, 500 bin kişi yerleştirilmiş Afrin ve çevresine. Yani Hakan Fidan işgalden söz ediyor, yani gidip bir yerde yaşayan insanları zorla sürüyorsanız, yerine başkalarını yerleştiriyorsanız bunun adı işgaldir ve hırsızlıktır. İşte rakamlar bunları açıklıyor fazlasıyla. Demek ki kendisini tarif ediyor, Türkiye'yi tarif ediyor Hakan Fidan. Yani kendisini görmeyecek, yaptıklarını görmeyecek, gidip başkalarının yaptıklarını görecek. Evet, başkalarının yaptıkları, kim aynısını yapıyorsa tabii ki işgalcidir, tabii ki soykırımcıdır, tabii kötü yapıyor. Ama siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. O zaman yaptığınız şeyi başkası yaptığı zaman sizin başkasına söz söyleme hakkınız yok. Bunları yapmayanların söz söyleme hakları var. O zaman size derler ki dönün kendinize bakın. Şimdi durum böyle. Şimdi tabii Afrin'den göç eden Afrinli sayısının en az 300 binin üzerinde olduğu ve 300 bin kişi Kürt, 300 binin üzerinde Kürt Afrin'i terk etmek zorunda kaldı. Geçmişte dediğim gibi nüfus %97-98 Kürtlerden oluşuyordu. Şimdi her şeyi burada da Türkleştirmişler. Yani bütün kurumları Kürtçe'yi ortadan kaldırdılar. Arapça ile birlikte Türkçe'yi resmi dil yaptılar. Köy, sokak, kamu kurumları benzeri bütün her yerin isimlerini değiştirdiler. Türk bayrağı bu resmi kurumlarda çekildi, göndere çekildi. İşte en bilinen haliyle Nevroz Kavşağı'nın adını değiştirip Atatürk Meydanı yaptılar. Selahattin Kavşağı'nı değiştirip Vatani Kavşağı yaptılar. Yani böyle birçok örneklerini verebiliriz, birçok örneklerini çoğaltabiliriz. Yani böyle Türkçü, ırkçı isimler vermiş durumdalar. Erdoğan posterlerini asıyorlar. Yani bunu söyleyelim. Buna benzer tabii birçok şey. Bu verdiğim, aktardığım bilgiler az önce de yani ekranda da gördüğünüz gibi İbrahim Şeko'nun başında olduğu Afrin İnsan Hakları Derneği'nin hazırladığı raporlardan bu verilere ulaşabiliyoruz. Bunu paylaşayım. Şimdi bir diğeri tabii bu Türkleştirme, demografik yapıyı değiştirme meselesi halen devam ediyor. Yani tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Şehpa'da bu Afrin'den göç edenler gidip Şehpa'ya yerleştiler. Yetmiyor, bu defa Şehpa'yı bombalıyorlar. Yani böyle bir meselenin böyle bir boyutu, böyle bir tarafı da var. Erdoğan dediğim gibi posterleri asılmış durumda her yerde. Ezdilerin kutsal mekanları talan edildi, yerle bir edildi. Ayrıca burada yaşayan herkese, buradaki yurttaşlara Türk kimliği verilmiş durumda. Yani Kuzey Kürdistan'da ne yapmışlarsa aynısını Afrin'de, Grisbi ve Serkani'de işgal ettikleri yerlerde yapıyorlar. Hani diyorlardı ya, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, işte biz işgalci değiliz, tırnak içerisinde terör saldırısı var, biz kendi güvenliğimiz için buradayız, aslında Suriye halkı için buradayız, kimsenin diliyle, diniyle, ırkıyla, rengiyle işimiz olmaz, tam tersi garantörüz diyorlardı. İşte bu demeleri ayrı, yapmaları da tabii ki ayrı. Bakın Afrin'de yine Afrin İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 5 yıl içerisinde 8.595 kişi kaçırılmış, tespit edilenler. Kayıplar var. Cezaevler inşa edilmiş. Kürtleri cezaevine atıyorlar. Yani yerini yurdunu terk etmeyen, direnen veya bunlara karşı çıkan Araplar da dahil olmak üzere bunlar hapishanelere atıyorlar, işkence yapıyorlar, katlediyorlar. Bir sürü tabii ki meselenin boyutu var. Sivilleri kaçırıyorlar fidye için, sivilleri kaçırıyorlar. Yani 5 yıl içerisinde en az 96 kadın katledilmiş. Yine yani bir takım rakamlar var ama işin doğrusu tabii ki sürekli değiştiği için bir şey diyemiyor insan ama
en az %100'ün üzerinde kadın tecavüze uğramış. Tespit edilen, yani tespit, iadenin tespit ettiği durum. Dediğim gibi yani zeytin ağaçları gasp ediliyor, yağma atalan almış başını gidiyor, mezarlıklar bile yok edildi. Nurcu Dersim'in mezarı tahrip edildi. Yine YPG'lerin mezarlığı, Avesta mezarlığı bunlardan biriydi. Yani talan edilmiş. Türkiye'deki gibi yapıyorlar. Bütün bunlar tabii ki verilerdir. Yani yaşanan, işin doğrusu buralarda yaşanan tam bir soykırım işin doğrusu. Bu son 5-6 yılda yaşananlar ve gördüklerimiz. Şimdi yine İHAD'nin verilerine göre baktığımızda 300 bin Afrinli oradan çıkartıldı zorla, bu doğru. Bunların yerine 450 bin Arap, Türkmen ve 500 aileye yakın da Filistinli yerleştirilmiş. Burada rakamlar gördüm. Onları da es geçmeden sizlerle paylaşayım. Yani şeyler çok fazla. Çok da böyle rakamlara boğup sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum ama tablo bu. Türk lirası kullanılmıyor mesela. Yani bu da önemli bir veri. Artık yani Türkiye tarafından oralar yönetiliyor. Türkiye'nin valisi tarafından, kaymakamları tarafından, memurları tarafından yönetiliyor. İşte bu çeteleri de, kendi denetimindeki çeteleri de maaşlarını veriyorlar. Bir memur gibi, bir güvenlik gücü gibi kullanıyorlar. Her türlü yani yağmayı, tacizi ve tecavüzü de bunlara serbest etmişler. Çünkü bunları sadece buralarda kullanmıyorlar. İşte gerektiğinde Libya'ya gönderiyor, Karabağ'a gönderiyor, Güney Kürdistan'a gönderiyor. Paralı askerleri, yani bunlar adına bekareten bu kişileri savaştırıyorlar. En son Gazze'ye gönderdiklerine dair de bir takım veriler var. Yani hep böyle konuşulur ya, Erdoğan insan haklarından söz eder, işte Filistin'le ilgili bir takım açıklamalarda bulunur, Gazze'yle ilgili bir takım açıklamalarda bulunur. Yalan. Hepsi yalan dolan. Şimdi Rojava'yla ilgili de biz sadece kendi güvenliğimizi sağlıyoruz diyorlar. İşte sözünü ettiğim Afrin işgal ettiler, Grisbi Serkan'ı işgal ettiler, insanları göçe zorladılar. Bu defa insanlar gittiği yerde de insanları rahat bırakmıyorlar. Kamplarını bombalıyorlar, yerleştikleri yerleri bombalıyorlar, altyapıyı bombalıyorlar, okulları, hastaneleri bombalıyorlar. İşte kış geliyor, kışa doğru gidiyoruz. Ve tabii ki ısınmaya ve barınmaya ihtiyaç var. Barınma yerlerini yok ediyorlar, tahıl ambarlarını vuruyorlar, su depolarını vuruyorlar, elektrik santrallerini vuruyorlar. İşte petrol veya gazın depolandığı alanları vuruyorlar. Ya insanları ölüme mahkum ediyorlar, açlığa mahkum ediyorlar. Yani bütün hadise, bütün mesele bu. Bilinmesini istedim. Bu kadar. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.